Her anlattığımda lezzet almışımdır. Bakayım hatırlayacak mısınız? Hazreti Ömer döneminde kuraklık oldu. Allah gökten bereketli yağmurlar ihsan eylesin. Yerden bereketli mahsuller ihsan eylesin. Hazreti Ömer'e dediler ki bir yağmur duası yapalım. Hazreti Ömer gitti. Bir yağmur duası yapmaya başladı. Ya Rabbi, ya Rabbi derken Mevla döktü yağmuru. Mübarek Hazreti Ömer'in sakallarından yağmur damlaları geldi. Meşhur bu hadise. Millet dedi ki ya Ömer dedi. Ne dua ettin dedi. Hazreti Ömer ne dedi? Hazreti Ali amin demeseydi bu dua tutmazdı dedi. Hazreti Ali amin dedi buna dedi. Bu bir saygıdır ya. Tabii canım ben dua ettim. Tutar ya falan. Tabirimi bağışlayın. Böyle değil. Hazreti Ömer'e bakın. Bize edep öğretiyor. Allah bizi onlardan ayırmasın ya. Seviyorum Hazreti Ömer'i. Gördüm elhamdülillah. Ebubekir Sıddık'ı da gördüm. Hazreti Ömer'i de gördüm. Anlatayım ya. Anlattım ama yine lezzet olsun. Ebubekir Sıddık radıyallahu efendimiz Medine-i Münevvere'de o Osmanlı saatinin, o ebdellerin oturduğu yerde hep tefsir yaparım ben. Hac olsun, umre olsun. Orada tefsir. Kur'an-ı Kerim'den bir yer açıyoruz. Tefsir. Tefsirimizi yaptık, bitirdik. 30 kişi falan var. Tefsiri bitirdik. Orada şöyle Kur'an-ı Kerim'i de aldım elimde. Tutuyorum. Ondan sonra ikindiye de 1,5 saat var. Orada 12,5 1'de namaz bitiyor. 4'te ikindi oluyor. Tefsirde 40 dakika falan sürüyor. 2. O anlaşılıyor ki 2 saat var. Tesbih çekiyorum. Murakabe yapacağım. Kur'an elimde. Hatta arkadaşlar belki almış olabilirler. Şu alıyorlardı. Doğru. Tam o esnada şöyle kafamı eğdim. Kendimdeyim ha. Şu hal. Acayip bir şey. Buna ne diyorlar? Keşif mi diyorlar? Zuhurat. He, ne olduğunu da bilmiyoruz işte. Öğreneceğiz. Kafayı eğdim. Perde kalktı. Acayip bir şey. Dediler ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la görüştüreceğiz. Ondan sonra bir daha gözümü kapatsam olur mu bilmiyorum da. Ondan sonra beni aldılar. İki kişi kim olduğunu bilmiyorum. Ben şimdi Resulullah amcayı duyunca yanımda kim olduğunu unuttum yani. Onunla mı uğraşacağım? Peygamberi göreceğiz. Babus Selam'a şeye geldik. O efendi oradaki parmaklıklar falan hiçbirisi yok. Orada Resulullah Efendimiz Esselamu Aleyke ya Resulallah dediğimiz yer var. Onların hiçbirisi yok. Efendim böyle oraya geldim. Resulullah Efendimiz'i göreceğim. Görsel bile anlatırım. Orada büyük bir alan var. Yani fazla aydınlık da değil. Resulullah Efendimiz karşımızda. Karşıda ancak Resulullah Efendimiz'e giderken sağ tarafta böyle yüksek Ebubekir Sıddık. Cennete girdiğimizde inşallah Rabbim nasip ederse cennetin kapısında Ebubekir Sıddık ve Hazreti Ömer duruyor. Onları geçmeden Resulullah'a gidilmiyor. Onun için bu zuhurat gerçek. Devamını da anlatacağım. Bir baktım Ebubekir Sıddık 1,90 boylarında, omuzları geniş, alnı büyük. Dünyada hiçbir insana benzemiyor. Sakalları gür. Ondan sonra sakalları beyaz değil, siyah. Hatta sen var mıydın derste dedim. Ebubekir Sıddık'ın şemailini dedim açın. Bütün arkadaşlar açtılar. Dedim siz okumayın. Ben tek tek anlattım. Arkadaşlar evet 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 dediler. Kendimi teyit ettim. Devam edeyim. Ebubekir Sıddık'ın asli halini gördüm. Kendisine dedim ki gerçekten Resulullah'ımızdan sonra en çok hayran olduğum müthiş bir ona bir sevgim var. Allah ayırmasın inşallah. Ebubekir Sıddık'a dedim ya Ebubekir ben seni çok seviyorum dedim ya. Ve şimdi de duygularım da aynı yani. Evet. Hazreti Ömer de hepsini seviyorum. Ama ona karşı böyle bir çok özel bir şeyim var yani. Yapı meselesi. Şimdi sorsan öbürü Hazreti Ömer'dir vesaire. Olabilir sıkıntı yok. Ya Ebubekir dedim ben seni çok seviyorum dedim. Öyle duruyor. Hiç cevap vermiyor. Ondan sonra konuşmak istiyorum. Öyle duruyor. Ellerini hatırlıyorum. Efendim mübarek ayakları, omuzu. Yüzünü net hatırlıyorum bir defa. Bu şey bitti. Zuhurat burada bitti. O esnada tam gözlerimi açmadan Ebubekir Sıddık döndü bana. Yaptı. Vallahi o nefesin serinliğini hissettim. Yani sakallarım fazla uzun değil. Biraz seyrek. Uzatıyorum biraz toparlayamıyoruz. Yani sanki sakallarım böyle dalgalandı. Halbuki dalgalanacak bir durum yok. Öyle hissediyorum. Sakallarım sallanıyor sanki. Yanımdaki arkadaşlar dediler ki ya hocam sana ne oldu dediler. Bir gariplik var sende. Halbuki oturuyorum böyle. Onlar da hissettiler. Anlattım onlara. Dedim Ebubekir Sıddık'ı gör. Ondan sonra birkaç sene sonra orada seyyidlerin toplantıları olur. Onlara çok defalarca katıldık. Muhammed Maliki Hazretleri vardı. 500 tane ulema onlara katıldık. Resulullah'ımızın torunu o Seyyid rahmetli oldu. Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri çok resimleri de var. Bizzat yanında oturdum böyle. Sonra onun oğlu Ahmet Efendi. Onun da elini öptük mübarek. Resulullah'ımızın soyundan gelen seyyidler bunlar. Ama müthiş insanlar. Yani hadisleri ezbere biliyorlar. Hiç kitaba bakmaya gerek yok. Acayip bir şey. Ondan sonra orada bulunan o mecliste buna birkaç sene oldu. Yani o gördüğüm hadiseden 2 sene sonra diyeyim. Burası çok önemli. Orada biriyle otururken vakur bir insan. Boy endam benden de boylu. Bir mesele oldu Ebubekir Sıddık. Dedim ki kendisine. Dedim ben Ebubekir Sıddık Efendimiz'i gördüm dedim. O bana döndü. Meğer o da büyük muhaddislerdenmiş kendisi. Döndü bana. Ben de Ebubekir Sıddık'ın torunuyum dedi. Onun soyundan geliyorum dedi. Bir heyecan yaptı. Aman Allah'ım yanımdaki. Sıfırımda oturuyor. Döndüm ona. Dedim ki anlatabilir miyim? Anlat dedi. Şemailini anlattım. Böyle dinliyor. Orada beni imtihan etti.
En son geldik. Dedi ki Ebubekir Sıddık'la konuştun mu dedim. Dedi bana. Konuştum dedim. O sana cevap verdi mi? Dedim herhalde tutturamayacağız. Cevap vermedi dedim. Ben konuştum. Seni çok seviyorum. Ondan sonra dedim ama o bana cevap vermedi. Evet. O zaten konuşmaz dedi. Sen doğrusunu görmüşsün. Hani Resulullah Efendimiz buyuruyor ya, yeryüzünde yürüyen ölü görmek istiyorsanız unzuru ilaveci Ebubekir Sıddık'la diyelim. Yani Ebubekir Sıddık konuşmazdı. Orada da bir acayip oldum. Orada bir acayip bir şey. Dedi ki Ebubekir Sıddık konuştun mu? Konuştum dedim ya, seni seviyorum dedim. O cevap verdi mi? Vermedi. Tamam dedi, doğrusunu görmüşsün dedi. Orada da bir teyit oldu. Hazreti Ömer de hasılı öyle. Onu haftaya mı anlatayım? Bu hafta mı anlatayım? Haftaya anlatalım. Tabii. Seni dinleyelim. Allah bizi büyüklerden ayırmasın.